Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi Bitcoin'in arkadaşlar durumunu değerlendireceğiz. Fed'in faiz kararını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden hemen önce iki tane duyurum var. Bugünleri ta 10 ay öncesinden ve bir sene öncesinden nasıl gösterdiğimi, bugünlere işaret ettiğimi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane long pozisyonu açmıştım. Bildiğiniz gibi T30X long pozisyon açtım. Yayında söylemiştim yanlışlıkla açtım ama tekrardan düşürmedim. 20x açacağım 30x açtım. Belki, pek fark etmez ama yine de onu detayı vereyim. Şu anda 2500 dolar bir zararım var. Eğer ki bu işlem zararla kapanmazsa. Şu anda bu videoyu izleyen benim kanalıma abone olanlar. Abone olmak şart. Videoyu beğenip yoruma katıldım yazan arkadaşlar. 5 kişiye içerisinden 100'er dolar para verelim. Genel olarak çekilişimiz, etkinliğimiz bu olsun. Şimdi videoya geçmeden hemen önce arkadaşlar duyularımıza gelelim. Şimdi ben 23 Aralık 2022 tarihinde attığım tweet'i göstereceğim. Yüksel Bitcoin düştüğünü görelim sana 10 düşecek diyenin beynini seveyim. Trend 2023'te tersine düğünecek diye düşünüyorum demişim. O zamanlar Bitcoin 16000'deydi. %100 oyunda olduğumu da yazmışım bu arada görüyorsunuz. Yani %100 maldaydım, spottaydım. Şimdi aynısını arkadaşlar 2022'de Nisan ayında Bitcoin 47 bindeyken de çakılacak demişim. 23 Aralık'ta da zaten aynı şekilde daha da düşecek diyenlere o hiyarları boş verin. Beni takip edin yükseleceğiz buradan demişim. Yani Bitcoin'in hem dibini hem zirvesini net bir şekilde göstermişim. Bunu da geçtim demişim arkadaşlar. Burada şimdi Bitcoin hareketliliğini hani herkes ben bildim onu bildim şunu bildim diyorlar. Neyi bildim bir göster. Göster da bilen adam böyle gösteriyor. Onu da geçtim şimdi arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bildiğiniz gibi şu anda Fed'in faiz kararı arkadaşlar. Eğer faizi sabit tutarsa bir sürpriz yapmazsa bizim buradan arkadaşlar yükseleceğimiz çok aşina. Eğer olur da faiz indirirse ki böyle bir ihtimal çok düşük de diyelim ki faiz indirirse alınsa cümbür cemaat buradan arkadaşlar uçar gideriz. Ha Bu %1 bir ihtimal ama eğer ki sizler de şey kovalıyorsanız birazcık daha yüksek kazanç kovalıyorsanız birazcık daha şansınızı arttırmak istiyorsanız buradan long açıp yani bu biraz tabii ki tavsiye değil yanlış olmasın. Buradan long açıp arkadaşlar o işlemi bekleyip edip, faiz kararını bekleyip buradan uçuşu yakalayabilirsiniz inşallah diyelim. Çünkü sebebi de şu arkadaşlar eğer olur da buradan faiz kararıyla birlikte bir yükseliş dönemi başlayacaksa bu muhteşem bir pump gelir. Ve ardından ETF onayları var. ETF'ler de onaylanırsa aman aman. Aman aman diyorum piyasa arkadaşlar tutamazlar. Bunun haricinde de arkadaşlar yine bir durum var. Eğer olur da yarınki Fed kararı kötü oldu sonuçlanırsa, yarın bir gün özür dilerim, ayın üçünde Kötü sonuçlanırsa hepimize girmiş olsun net bir şekilde burada söyleyeyim. Şu anki Bitcoin'deki düşüş normal çünkü Fed'in faiz kararı var. Hafta sonundayız. Bu geri çekilmeler anormal değil, normal sonuçlar. Bu işlemizlik olmazsa dediğim gibi bir sizlere ödül dağıtımı gerçekleştireceğim. Şu anda 2400 dolar var. Likid seviyem şu anlık 8.4 geri çekebilirim daha fazla. Yani lik seviyem 7 dolara kadar hatta 6 dolara kadar çekebilirim. Çünkü anlık dump gelme ihtimaline karşı. Bunlarca ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Sizi çok seviyorum. Eğer beni e, takip etmek istiyorsanız lütfen arkadaşlar videoları beğendikten sonra kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü YouTube beni bildirimlerini satmaz Ben para kazanmam kapalı olduğu için. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bu arada hızlı konuşmayın dediğiniz için bu defa ya, yavaş konuştum. İnşallah beğenmişsinizdir. Her şey sizin için. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.